İyi günler sevgili izleyiciler. Yine birlikteyiz. Valla dün akşam saat kaçtı değil mi? Yani 12'ye doğru yayınımız bitti. 11.30. Buradaydık. Böyle üst üste. Yine benimle berabersiniz. Dün akşamı seyredemeyenler de. Kaçırmış oluyorsunuz. Ne yapalım? Buradan devam edeceğiz. Şimdi dünden bugüne kahvelerimizden de yudumlarımızı alalım. Artık sabah kahvesi yerine hafif öğle öncesi kahvesi içmiş oluyoruz. Şimdi ne oldu dün akşamdan bu yana? Bir kere korona olayımız var. Korona olayı patladı. Yani şöyle patladı. Buradan ısrarla bir şey anlatıyorduk değil mi size? Diyorduk ki ya arkadaş bu bilgiler doğru bilgiler değil. Gerçek bilim insanları, o ne bileyim abi diye bir kurul var yani. Ne işe yarar hiç belli değil ama maaşlar herhalde çok yüksek. Hiçbiri ağzını bile açmadan orada oturuyor. O böyle ne bileyim abi kurulu değil de gerçek bilim insanları. Yani bu iktidar ve iktidarın başı tarafından lanetlenen, Bahçeli tarafından hain bunlar, alçak bunlar, öldürün, yok edin falan denilen insanların bizlere anlattığı bilgiler, Sağlık Bakanı'na saraydan talimatla gönderilen bilgilerle farklıydı. Ve diyordu ki ya arkadaşlar burada bir hata yapıyorsunuz ya, bakın insanları yanlış yönlendiriyorsunuz. Bunun sonucunda bu olay patlayacak, özellikle Eylül-Ekim aylarına geldiğimiz zaman önüne geçemeyeceksiniz. Efendim ben tıp uzmanı mıyım? Hayır, gazeteciyim ama. Dikkatli bakıyorum, insanları dinliyorum, soruyorum, bir daha soruyorum, bir daha soruyorum. Ona bakıyorum, dünyada ne yapıyorlar? Bizim özelliğimiz bu. Kızıyorlar tabii ya, her şeyi sana mı soracağız, sen mi anlayacaksın? Ben anlamam ama ben sorarım, öğrenirim. İşte gazeteci, gerçek gazeteciler bunu yaptılar ve her seferinde anlattık. Dedik ki yanlış bir şey yapılıyor. Hayır efendim ne alakası var? Sizler hainsiniz. Ha tabii istiyorsunuz ki bütün ülkeyi sarsın. Ulan gerizekalı, bütün ülkeyi sararsa biz de ölüp gideceğiz. Yani nasıl isteriz böyle bir şey? Ama işte öyle hastalar var, ruh hastası. Adam diyor ki evet diyor, bunlar ekonomi kötü gitsin. Dolar 100 lira olsun diyor. Bana faydası yok güzelim, faydası yok. Ekonomi kötü giderse, sağlığımız kötü giderse, Türkiye'nin herkes hasta olursa ben de gidiyorum arada. İşte anlattık ona. Ne oldu? Dün akşam itibariyle lan girdi. Adam dedi ki arkadaş bu durum bu. Ne oldu birdenbire? Aa, vaka sayısı oldu mu 28 bin mi? Kaç oldu? Son rakam neydi ya? Bir dakika ben yanlış bir şey söylemeyeyim. Bir anda. Ha 28 binle günlük tabii bu. 28 binle bir anda Avrupa birincisi oluyor. AKP'ye de yakışan bu. Bizim saray ne de abi, her şeyde birinci olacağız. Cehalette birinci olacağız. İlkellikte birinci olacağız. Geri kalmışlıkta birinci olacağız. Enflasyonda birinci olacağız. İşsizlikte birinci olacağız. Yani mesele birinci ol da nerede olursan ol diyor adam. İşte şimdi de hasta sayısında pat birinciliğe geçiverdik. Şimdi Avrupa ülkelerini falan diyorlar. Onlar açıklananlar. Yani doğru rakam. Bizim açıkladığımızla, yani daha doğrusu saray lütfetti en sonunda, dedi ki yani olmuyor. Onu da İmamoğlu'na borçlular, ha söyleyeyim. Yani İmamoğlu ısrarla gidip de ya arkadaş biz cenazeleri biz kaldırıyoruz. Bu nasıl iş? Sen 20 ölü diyorsun. Ben dün 130 cenaze kaldırdım. Sadece bulaşıcı hastalık diye bize gelen. O da bulaşıcı hastalık diye yazan. Ayrıca da 5 tane de korona yazıyorlar. O ayrı. Onun üzerine artık minare kılıfa sığmamaya başladı. Açıkladılar ve dünya birinciliğine oturduk. Aferin. Enflasyondaki gibi, işsizlikteki gibi, efendim işte ilkellikteki gibi dünya birinciliğini, ya nasıl kıskanıyorlar bizi, nasıl kıskanıyor. Şimdi ben Alman'ı düşünüyorum. Allah kahretsin diyor. Kaptırdık lan birinciliği bu Türklere gene diyor. Her şeyde birinciler be kardeşim diyor. Bir kıskançlık, bir kıza sokmayacaklar bizi bu gidişte. Bak ayın 11-12 miydi? 10-11 mi? Avrupa'da toplantı var. Bir sürü adam diyor atalım abi diyorlar Türkleri. Ve Almanya gene yani şey yapıyor çünkü çok var ya Türk var. Her neyse sonuç, evet, efsaneyi çökettiler. Yok şöyle iyiyiz, dünyada birinciyiz, Amerika'ya da yardım ettik, İspanya'ya da yardım ettik, ulan Çin bile bizden aşı alacak falan derken lafı getirdiler efendim, aşı, bir de bu Türk aşısı demiyorlar mı, ona bayılıyorum. Aşılama yıl sonu, yerli aşı Nisan'da diyor. Bir de yerli aşı, ya, bak elimi sürmem yerli aşıya, net söylüyorum bak elimi sürmem. Zaten o dedikleri de Çin'den gelecek aşağı, o da çakma. Çakmaya bayılıyorlar biliyorsunuz yani. Ya çakma olsun, ucuz oluyor diyor adam. Alıyor. Şimdi burada birden bir yerli aşı. Hani bu devamlı topluma anlatılan şey. Arkadaşlar her şeyi biz yapıyoruz. Dün demedi mi ya? Araba dedi ya. Araba mı vardı dedi ya. Yoktu tabii. Ama bak ne vardı biliyor musunuz? Size söyleyeyim. Şimdi gördüm buraya girirken, tam girerken de böyle ucuyla not aldım. Naim Babiroğlu tweet atmış emekli generallerden. Yani listeyi daha çoğaltırız, çalışırız belki bugün de yarına.
Şimdi diyor ki bak 86 yıl önce, 86 yıl önce, yıl kaç oluyor? 1934. Türkiye uçak üretiyor ve İran Şahı'na hediye ediyor Atatürk. İran Şahı'na uçak gönderiyor. 1934. Şimdi bak Atatürk, İran Şah, Şah öbürü yani Atatürk mütevazi yeni bir cumhuriyetin ilk cumhurbaşkanı. Savaş kazanmış, devlet kurmaya çalışıyor ve o kendini 2500 yıllık Pers İmparatorluğu'nun varisi olarak kabul eden, böyle yere göğe kendini sığdıramayan İran Şahı'na uçak. Bak nereden nereye? 86 yıl sonra elin çölündeki adamı, evet ben de bir tane diyor 747 var diyor, Boeing diyor fazla diyor, ben yenisini alacağım ya, bunu diyor verelim diyor, Tayyip Erdoğan seviyor uçakları, ona verelim diyor, geliyor. Alkış kıyamet karşıladılar. Şimdi her yere onunla gidiyorlar. Boeing 747 üst katında ben kalıyorum. Çok güzel. İki katlı uçağımız var bizim. Aferin size. İki katlı uçakla dünyanın her yerine gidiyorlar. Gazeteciler de oluşuyor. Adına gazeteci denilen bir takım tipleri de doluyor. Onlar da abi çok güzel uçak be. Vallahi yani iyi ki vermiş bu. Allah'tan Katar var. Katar şeyhi de olmasa uçağımız olmayacak. Halbuki bir Kıbrıs'a 11 uçakla gittiler ya. Hepsi ayrı ayrı gittiler. Piknik yaptılar geldiler. Bak şimdi. Geçmişteki vali, geçenlerde Saygı Öztürk'ün abisiydi değil mi? Vefat eden. Evet. Ya onun valilik anılarını anlatıyorlar. Adam yolda trafik kontrolü, daha doğrusu kimlik kontrolü falan yapılırdı eskiden ya. Vali minibüste kimliğe bakıyor. Aa sayın valim diyorlar. Buyurun götürün. Olur mu diyor ben diyor. Kendi özel işime gidiyorum diyor. Devletin arabasını kullanabilir mi? Ya bizimkiler pikniğe gittiler 11 uçakla. Efendim ayrı ayrı gidelim. Maazallah uçak düşer de Türkiye'nin başına bir şey gelmesin diye. Halbuki belli ne olur acaba? Belki de kurtuluştur ama neyse. Yani sonuçta öyle gidiyorlar, geliyorlar. Bak eski kafa bambaşka bakıyor. Yani eski Türkiye dediklerinde o dönemin valisi de, emniyet müdürü de, kaymakamı da, devlet görevlisi, öğretmeni, memuru, tapu mümür, hepsi bir şekilde o gücü kendi gücü gibi kullanmaya yeltenli. Aralarda çıkmış mıdır? Tabii ki çıkmıştır. Atatürk döneminde bile yolsuzluklar var. Yani çok merak eden Sümerbank ayakkabı fabrikası neden kuruldu diye açıp bakarsa orada görür. Bu korkunç bir yolsuzluğun sonucu olarak askerlerimizin nasıl dağlarda çıplak ayakla kaldıklarını görünce Atatürk adeta deliriyor. Ve diyor ki arkadaş böyle olmayacak, biz bu diyor bu hırsız tüccarlardan diyor mal alıp askerimizi bu hale getiremeyiz değil mi? İşte Sümerbank fabrikası. Tarihçesine bakın, çok ibret verici şeyler vardır bizim geçmişte. Ama düşünebiliyor musunuz? 80 kaç? 6 yıl önce o dönemin böyle kartalı kabul edilen Pers İmparatoru'nun varisi İran Şahı'na uçak hediye edebiliyor Türkiye. Bugün çıkıyor bir kadın bile de hani biz gelmeden arabam vardı. Yoktu tabii, biz eşeklere binip de gidiyorduk değil mi? Ha, canım benim. Bak başka ne vardı? Mesela 82 yıl önce, yani 1938'de Atatürk'ün öldüğü yıl, Çin var ya, Çin'e kolera aşısı yaptık, gönderdik. Ama bu iktidar ne yaptı? 80 yıl sonra Hıfzı Sıha dedik ya, ne gerek var kardeşim dedi ya, paramız var, ben dünyanın her yerinden alayım. Aha işte bir pandemi, ne aşı ne bilmem ne, hiçbirini alamıyorsun. Neden? E çünkü işte o çakma akıl buraya kadar. Öyle benim param var canım, ihtiyacımız olunca alırız. Ne diye şimdi ben burada Hıfzı Sıha aşı maşı bilmem ne başımıza. Ama bak ne oluyor şimdi? Yerli aşı. Neyle yapacaksın kardeşim sen yerli aşıyı? He? Nerede yapacaksın? Kimle yapacaksın? O ne bileyim abi, kurumdaki sözde bilim insanlarıyla mı? Ağızlarını bile açmayan, her türlü siyasi baskı altında ezilen o insanlara mı? Onların ya da arkadaşları mı yapacaklar aşıyı? Ha, güldürmeyin beni. Bak mesela 82 yıl önce gene. Yok 86 yıl önce 1934'te hani dün bir gün şey yaptık ya, hani kadına şiddet falan, hani kadın konusunda bak 86 yıl önce kadına seçme hakkı veriliyor. Amerika'da falan kıyametler kopmuş bilmem ne ve Avrupa'nın birçok ülkesinde daha kadına seçme hakkı yok. Mesela İtalya 12 yıl sonra, İsviçre kaç yıl sonra bakıyorum, 37 yıl sonra, yani ekleyin işte 1934'e 37 ekleyin. Dur ben şimdi gene yanlış bir şey yapmayayım ya, bir bakayım şu kaçmış. Efendim 1900 kaç, 34. 37 ekleyelim. 4, 7 daha 11 değil mi? 1 elde var, 1, 4, 3 daha 7. Ha 1971 İsviçre kadınlara seçme hakkı veriyor. Seçme ve seçilme. 37 yıl önce Türkiye bu hakkı veriyor. Şimdi sen bana kalkıp da ya biz gelmedi eski Türkiye falan dediğin zaman benim tüylerim diken diken oluyor, kusura bakmayın.
Eski Türkiye'de her şey kötü. Neresi kötüydü be? Mutluyduk be, mutluyduk. İnsanlar daha rahattılar. Ha eğer o derin devlet, merin devlet numaraları yapıp da böyle insanları katletmeseler daha da mutlu olurduk da. Ama işte Amerika'nın sultasında aman Türkiye komünist olacak falan diye zanneden bir takım askerler insanları kestiler, biçtiler, öldürdüler, yok ettiler, astılar falan filan. Ondan sonra da zannedelim demokrasi falan. Yok öyle numaralar. Ama eskiden mutluyduk, eskiden mütevazi yaşardık. Başkasının malında gözümüz olmazdı. Onun için zengin oldu, bunun için Alevi, bu niye namaz kılıyor, bu niye oruç tutmuyor, bu niye başında kapalı falan diye sormazdık. Öyle bir şey yoktu. Ama geldiniz, bu hale getirdiniz şimdi. Al, bana getir kardeşim, 86 yıl önce yapılanlar kadar bir hizmet göster. Tünel açtık diyor. O gün de vardı tünel canım ciğerim. O gün de vardı, o gün de vardı demiryolu, o gün de vardı karayolu. O günün koşullarına göre vardı ama. Yaptığın bir şey yok. Tek otoyol yaptın, onu da dünyanın parasını alıyorsun. Deri dumrul gibi. Evet. Yus be. Bir dur be canım be, bir dur be. Bir haberlere bak ne oluyor. Hı. Kahvenden iç. Ne bileyim işte akşamdan aldık. Hala devam ediyor. Şimdi bu arada dünya futbolunun gelmiş geçmiş en iyi futbolcusu olarak lanse edilen. Hani bir Pele vardır, şimdi bir Ronaldo var falan ama Maradona gibisi. Hakikaten şey yoktu. Yani ben bir Pele'nin gollerine bayılırdım. Belki yaş gereği işte o zaman yani o benden de çok önce ama hani bir Pele efsanesi vardı işte 1970'li yıllarda Dünya Kupası'nda filan Pele'nin attığı goller şu bu. Dünyada 1000 gol atan nadir futbolcular. Ama Maradona'nın hani golleri ve estetiği, çalımları var. Şimdi onlarla ilgili arkadaşlarım bir takım görüntüler hazırlıyorlar. Onları beraber izleyeceğiz. Hakikaten hani sporu, futbolu sevin sevmeyin. Ama o kadar estetik hareketler, o kadar inanılmaz çalımlar ve inanılmaz goller ki hiç ben futboldan aman nereden çıktı bu futbol diyenler bir hakikaten ya bu nasıl iş falan diye izleyeceklerdir diye düşünüyorum. Onun dışında tabii korona ile ilgili yine hazırlanıyor. Az sonra gireceğiz. Nereden nereye geldik? Ya ben şeyleri tabii falan unutamıyorum yani Tayyip Erdoğan'ın mesela Türk Tabipler Birliği'ne onlar filan demesi, o Bahçeli'nin bunların hepsi hain, terörist falan demesi. Ya bilim insanları siyaset falan yapmıyorlar. Sadece uyarıyorlar. Diyorlar ki yanlış bir şey yapıyorsunuz. Abi ben yanlış yapmam. Neden? Abi ben yapamam zaten yanlış. Bu iktidarın kafasında o var. Yani sana mı soracağım? Sen kimsin? Ben şuyum. Ben bu. Hep böyle 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 böyle. Ama canına okundu ya ülkenin bir anlamda. Bak şimdi nasıl vereceksin hesabını kardeşim? Türkiye'de koronaya yakalanmıyor. Ben yakalandım dahası var mı ya? Bu kadar tedbir, bu kadar dikkat ve buradan bu kadar da uyarıcı konuşmalar yapıp yapıp da sen yakalanırsan trajikomik bir durum bu. Üstelik de yani böyle bir 3-4 günü de fena geçti yani onları da anlattım. Ama bakın çevrenize bakın. Artık benim ailemde, benim tanıdıklarımdan, benim bildiğim isimlerden korona hiç yok diyen bir kişi bile kalmadı. Bu ne demek? Çember daraldı. Ha sen şimdi ne yaptın abi? Herkesi koronaya bulaştırdın. Ölen ölen ölür, kalan sağlar benimdir. E ne var kardeşim yani İspanyol gribi de dünyada 100 milyon öldürmüş. Bizden de bir 50 bin kişi gitse hallederiz ne olacak parayı da verdiler gibi düşünmüş gibi oluyorsunuz. Onun için diyorum o bilim kurulu üyeleri yatacak yerleri yok. İnanın yok. Çünkü neden? Ağızlarını açmadılar. Adı bilim kurulu. Dalga mı geçiyorum işte? Ne bileyim kurulu abi. Ne bileyim abi diyor. Ne bileyim ben. Saraya söylüyoruz. O ondan geliyor. Bir tanesi ağzını açıp da ya arkadaş yanlış yapıyorsunuz demedi. Yahu sen Türk Tabipler Birliği'ne, eczacılara niçin bu kadar saldırıyorsun? Doğru söylüyorlar diyemediler korkudan. Çünkü belli ki böyle çuvalla para verdiler bunlara. Ayıptır be. Bilim insanısınız. Bu kadar paraya tamah etmeyin dedim. Cevap bile vermedi. Sadece bir tane dedi ki Can Bey yanılıyor. Biz para almıyoruz. Ha almıyorsun. Almıyorsun da babanın ayrına mı duruyorsun o ne bileyim abi kurulunda? Neyse konuşuruz onları da. Onun dışında ne var? Tabii bir Türkiye erken seçim konusu var. Şimdi oradan isterseniz girelim. Şimdi dün ben yayından çıktıktan hemen sonra biliyorsunuz Kemal Kılıçdaroğlu'yla Meral Akşener buluştular. Ne yaptılar? Konuştular. Konuşacaklar tabii ne yapacaklar? Efendim konuştular, çaylar kahveler içildi. Sonra çıktılar konuştular. Oradan tabii en çarpıcı olan şey erken seçim talebi oldu. Yani biz erken seçim istiyoruz dediler. Arkadaşlar hazır mıdır o şey? O haber benim bir dakika niye benim elimdeki? Evet neydi? Kılıçdaroğlu şey görüşmesi. Heh, Kılıçdaroğlu Akşener seçim verelim lütfen.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i İyi Parti Genel Merkezi'nde ziyaret etti. Akşener, Türkiye bu halde gidemez diyerek erken seçim istediklerini dile getirdi. Ha, biz seçim istiyoruz. Türkiye bu halde muhalefet olarak evet. Bir seçim istiyoruz. Türkiye bu halde götüremez ki. Yani liyakat yok, şeffaflık yok. Tek kişinin iki dudağı arasında bir Türkiye. Yani kodamanlara aktarılan paralar fakirin fukaranın açlıktan ölüme mahkum edildiği bir Türkiye ile karşı karşıyayız. Hesap verebilirlik yok, adalet yok, hukukun üstünlüğü yok, demokrasi yok. Bunlar olmadığı için ekonomiye güven yok. Bizim sayımız, meclisteki sayımız bunu getirmeye yetmiyor. O nedenle de Sayın Bahçeli seçim isterse yandı gülüm keten elva arkadaşlar açısından diye bir durum var diye görüyorum. Kılıçdaroğlu da halktan korkmamak lazım dedi ve Akşener'in erken seçim çağrısına katıldığını ifade etti. Fakirin fukaranın üzerindeki maliyet artıyor. Geçen her gün Türkiye'nin hem kendi içinde hem uluslararası alanda ciddi bir zafiyet yaşadığı gerçektir. Türkiye'nin buradan çıkması lazım. Buradan kurtulması lazım. Türkiye'nin demokratikleşmesi lazım. Türkiye'de hukukun ve adaletin olması lazım. Hukukun üstünlüğü kavramının artık dokularımıza işlemesi lazım. Bunun yolu da bellidir zaten. Yolu da bellidir. Diyecekler ki Türkiye'yi yönetemiyoruz. Türkiye'yi yönetmek için kimi halk seçmek istiyorsa halkın hakemliğine başvurmaktır arkadaşlar. Demokrasilerde kural budur. Halktan korkmamak lazım. Ürkmemek lazım halktan. Halkın hakemliğine başvurmak kadar değerli bir şey yoktur. Vatandaş perişan halde. Eğer memnunsa zaten sizi tekrar iktidara getirir. Gidersiniz hakeme, başvurursunuz. Vatandaş istiyorsa sizi zaten tekrar getirir iktidara. Öyle bakmak lazım. Korkmamak lazım. Halktan korkun. Şimdi erken seçim tabii. Yani Türkiye'de muhalefet istedi diye erken seçim olmaz biliyorsunuz. Tayyip Erdoğan çıkar. Sana ne ya? Sana mı soracağız falan der. Der. Der mi? Evet diyecek tabii zaten. Ama Bahçeli isterse işte o zaman durum hakikaten karışır. Ben böyle ara sıra kullanıyorum. Meral Akşener dinliyor herhalde. Yandı gülüm keten elvani ben kullanıyorum. Gerçi tabii herkesin kullandığı deyim canım. Benden aldı demiyorum ama bir anda duyunca ben de hoşuma gitti. Çünkü ben burada çok sık kullanıyorum biliyorsunuz. Öyle olursa artık yandı gülüm keten elvani. Evet aynen öyle. Eğer Bahçeli isterse. Tabii ben gene aynı görüşümü savunmaya devam ediyorum. Şu anda erken seçime falan gerek yok. Bırak abi bırak. Yapsınlar bir düzeltsinler önce bir ülkeyi değil mi? Bak reform yapacaklar. Ekonomide reform. Dev bilmem. Neyin reformu ya? Ne reformu arkadaş? Ne yani bir savaş mı çıktı? İktidar mı değişti? Büyük bir yani 18 yıldır iktidardasın. Neyin reformu? Çek elini yargıdan. Reformun en büyüğü o. İki, işte birkaç tane bu çıkardığın ucube yasalar var. Yani sırf bana muhalefet ederlerse, benim önüme çıkarlarsa ben bunların canını okuyayım diye koyduğum maddeler var. Onları çıkar. Bir de işte bu Süleyman Soylu falan gibi akıllarında sadece şiddet kullanmak, adamları dövmek, perişan etmek, hapse atmak, süründürmek, sabahın üçünde beşinde toplamak, itip kalkmak, hakaret etmek, efendim şahsiyetini ayaklar altına almak gibi hasletleri olan birini de onun yerine makul, doğru düzgün polisine iyi davranacak, vatandaşına iyi davranacak makul bir insanı getirirsen zaten devrim yapmış oluyorsun, reform da değil. Ama olmaz. Bakın görün hiçbir şey olmayacak. Ha mecbur kalacaklar gene Amerika'dan Almanya'dan falan birileri denemeyince ya kardeşim artık bırakın şu kabalayı. Abi tamam biz hallediyoruz onu önce bir şey hepsine ev hapsine alalım oradan bırakırız falan diye yapacaklar. El mahkum. Şimdi böyle şiddetle karşı çıkıp ondan sonra görüyorsunuz ama canım biz hukuka uyuyoruz diye. Çünkü böyle bir madde koyacak oraya. Onu yapacaklar. O bunlar bakın demokrasiye, hukuka, insan haklarına saygılı oldukları, özgürlükleri savundukları için değil. Şu anda iki büyük tehlike var. Bir, Avrupa Birliği'nden tamamen dışlanma tehlikesi. Bana göre olmayacak. Çünkü neden? Yani biz işte hep ısrarla size bir şey söylüyorum burada. Türkiye diye konuşursak hep yanılırız. Hani bugün yapılan muhalefetin de yaptığı yanlış o. Yani Tayyip Erdoğan ve AKP iktidarının dış ilişkilerinden bahsederken ister istemez hepimiz belki doğa Türkiye diyoruz. Hayır onu dememek lazım. Ya saray iktidarı ya AKP iktidarı diyeceksin. Dünya da bunun farkında. Türkiye'nin önemi çok büyük. Türkiye'yi Tayyip Erdoğan'a rağmen gözden çıkaramazlar. Bakın hani her şey şu anda tabii Tayyip Erdoğan'ı çok tutacaklar. Çünkü istenilen her şeyi yerine getiriyor ayrı mesele. Ama
genel olarak baktığınız zaman hani kültür, bilim, sanat, eğitim, dünyaya uyum, medeniyet açısından baktığınız zaman Türkiye ile Tayyip Erdoğan Avrupa'da ayırmayı biliyor aslında. İşlerini gördürmek farklı ama koskoca Türkiye'nin tümüyle geri bir ülke konumuna gitmesi dünyada hiç kimsenin işine gelmez. Onun için kimse merak etmesin. Yani efendim Amerika Türkiye'yi devirecek, Avrupa Türkiye'yi, yok öyle bir şey. Eğer bir şeyleri olacaksa yani bir ters tavırları, iktidardır o. Türkiye'ye değil. Onun için ayıralım lütfen. Türkiye çok farklı, Türkiye çok büyük, Türkiye çok önemli, Türkiye çok zengin bir ülke. Ama bu iktidarla gittiği yol yanlış. Bunu anlatıyoruz yıllardır burada. Ve işte bakın, zamanında söylendiğinde inanılmayan ya da ya aman bunlar da kardeşim işiniz gücünüz sadece o, tek derdiniz bu dediğiniz bütün olaylarda haklı çıktık mı çıkmadık mı? Dolar fiyatında söyledik, böyle giderse bak arkadaş ne yaptılar bize, ne dediler? Yani bana değil, bakın bu konuyu dile getiren, gerçek bu ülkeyi seven, gerçek vatanseverlere, aklı fikri olan, Türkiye'yi daha ileriye taşımak isteyen insanlara hep hakaretler ettiler. Tabii sizin istediğiniz o, kriz çıkacak. Lan kriz çıkacak, bana ne faydası var? Yani Türkiye'de dolar 5 lira değil, 8 lira değil, 18 lira olduğu zaman benim bir kazancım yok. Ha benim dolar kazancım olur. Dövizle iş yapıyorumdur ve döviz kazanıyorumdur. O zaman hani dersin ki ya arkadaş tabii bak buradan bir kuruş bile artması senin kazandığına ek getiriyor. O ya yok. İşte dediğim gibi hep bu düşmanlık. Hayır dediler, oldu. Şimdi bak apar topar damadı sat salladın gitti. Adamın nerede olduğu belli değil. Ya 20. güne girdik, adam ortada yok. Buhar oldu. Ha espriler yapıyorlar. Belki yedi kule zindanlarındadır falan diyenler var. İşi gırgıra vurduk artık. Lan boğdurdular mı yoksa diyoruz. Adam ortada yok. Aile ortada yok. Nasıl iş bu? Yani böyle bir sorumsuzluk olabilir mi? Adam yok, buhar. Sebep? E işte çünkü biz o kadar dedik. Tayyip Erdoğan o lafı hala kulaklarınızda değil mi ya? Bak beni bir seçin, göstereceğim ben o dövize faize. Al, gösterdi, doğru söylemiş aslında. Ama söyleyiş tarzı neydi? Yani bir çakacağım, döviz de düşecek, faiz de düşecek. Aa, Türkiye büyüyecek. Tersi oldu. Şimdi dese ki arkadaş ben size söyledim. Dedim ki bak beni seçin, ben size göstereceğim. Aa, gösterdim. Yani yalan söylemiş olmuyor ki. Doğru söylemiş oluyor. Bak bu bitti. Zamanında Ergenekon Balyoz değil mi? O da TV davası, yok fuhuş davası, yok efendim neydi o bir Poyrazköy davası, ya bunların hepsinde. Ekranlarda çırpındık ya, dedi ki kardeşim yanlış bir şey yapıyorsunuz. Yani ordu içinde darbeye meyilli ya da darbe yapmayı isteyen var mıdır? Elbette vardır. Efendim ordu içinde, gazeteciler içinde, akademisyenler içinde Türkiye'yi bir tür diktatör rejimine götürmek isteyen var mıdır? Vardır ama siz... Topyekün hepinizi birden darbeci, postalcı, hain, terörist falan. Ha siz yanlışlar. Sonra ne oldu? Kendi kendileri kumpas olmuş dediler. Pişmanlık için hayda bütün ömür boyu hapse mahkum edilen paşaları, gazetecileri, akademisyenleri, sendikacıları, sanatçıları hepsini özürler dileyip kapının önüne koydular. Gene haklı çıktı. Al işte en son sağlık konusunda. Ya dilimizde tüy bitti güzel kardeşim. Bu ülkenin kötülüğünü mü istiyorum ben ya da benim gibi düşünenler? Ya diyoruz ki yanlış bir şey yapıyorsun. E sen şimdi kardeşim kalabalıkların üzerine çay atıyorsun. Sonra diyorsun git maske, mesafe, temizlik. Yahu gözünün önünde. İnsanlar üst üste diyoruz. Sen karışma. Sen kimsin ya? Sana ne ya? Bilmem ne. Ya, al. Rakamları diyorduk. Hainler. Siz alçaklar. Tabii istiyorsunuz ki Türkiye'de 100 bin kişi ölsün. Öyle çıkıp saçma saçma konuşanlar oldu biliyorsunuz. E sonuç? Ne oldu? Şimdi diyorsun ki bak şimdi gazetelere bakıyorum. Hürriyet. Geliyorsun acaba burada. Evet. Türkiye'de son 24 saatte 28.351 yeni vaka. Koronavirüs Türkiye günlük vaka sayısı. Bak dünya birincisi olduğumuz yok. Geçelim. Sabah şeysi. Burada var mı? Çin'den 50 milyon geliyor. Burada 28.151 kişinin COVID-19 testi pozitif çıktı. Ya bu başlığı okuduğun zaman hiçbir şey ifade etmiyor ki. Ben çünkü dün kaç açıklandığını unuttum, bilmiyorum. Hatırlamıyorum. Öyle çıktı. Halbuki dünya birincisi oldum bak. Birden pat en tepeye çıktın. Amerika falan geri. Yeni şeylerine bakıyoruz. Onlar zeytinyağı devam ediyorlar. Allah'ım ya Rabbim. Hay Allah'ım ya. Ha bunu kesin bunlar bir zeytinyağı işi yapıyorlar. Başka türlü olmaz arkadaş. Çünkü bak neden biliyor musunuz? Bunu bilimsel gibi ama o bile Allah'ın hediyesi diyor bak. Yani bu da bilimsel aslında bir şey. Her ürün Allah'ın hediyesi.
Yediğimiz, içtiğimiz, kullandığımız her şey Allah'ın hediyesi zaten. Ey Allah'ım ya. Bakıyorum burada. 50 milyon doz aşı geliyor. Bak müjde o. Bakıyorsun. Vakalar 28 bini aştı diyor. Açıkladı. Bak açıkladı. O kadar. Bir şey yok. Cumhuriyet bakıyorum. Halkı aldatan iktidar diyor. Aylarca hekimleri yalan söylemekle suçladılar. Vaka sayısı 28 bin. Burada var. Sözcü ona bakıyorum. Gerçeklerin her yere de geç ortaya çıkmak gibi bir huyu vardır ya. Bu çok güzel laftır biliyorsun. Saklayamazsın abi. Hiçbir gerçeği saklayamazsın. Yerin 7 katı değil. 500 yıl sonra ortaya çıkar. Çıkıyor işte. Yani 3000 yıl sonra mesela işte gene Mısır'da kazı yapılıyor. Firavunlar diyorlar ki bak Firavun böyle yapmış. O gün saklamış. Diyeceksin ki abi 3000 yıl yaşamadık. Çıktı mı ortaya çıktı. Bazen geç geliyor. O kadar kolay değil. Bak onlar da yapmışlar. Bakıyoruz. Evrensel. Testten mi baktık? Evet. Burada var mı? Vaka sayısı geçti. Aylar sonra gelen itiraf. Buyurun. Bir gün. Onda da tabii burada bakayım. Nerede? Huzur evinde COVID. Onlar şey olarak çok büyütmüşler mi? Hayır. Birlikteyiz. O tabii daha çok kadınlardan. Efendim, kararda var mı? Evet, 20'de pozitif tabloya geri döndük diyor. Korkusuz, evet Avrupa indiriyor, Türkiye indiriyor, o başka bir şey. Yani şey, ne yapmışlar? Restoranda yasak, sokakta yasak, oturarak vatandaşlar. Ha bir de bu çıktı ya, şimdi bu koronayla ilgili. Efendim, AVM'de yere oturuyor. Ya kardeşim bak şimdi, bu böyle bazen haber olsun ya da işte biz de bir şey söylüyoruz demek için yapılıyor bunlar. Özellikle bunu bu yandaş tetikçi medya daha çok kullanıyor. Ya görüyorsunuz mu şimdi o mitingleri, toplu namazları, efendim cenaze törenlerini ya da baş sağlığı ya da hasta ziyaretleri filan o kitleleri yok sayıp ya da Tayyip Erdoğan'ın kalabalıklara böyle çay atmasını, hediye atmasını falan görmeyip efendim Bağdat Caddesi'nin arkasında parkta onu söylüyoruz bak aylardır da söylüyorum oradan bir zarar yok. Nitekim bak onlardan COVID korona yakalanan da fazla yok. Çünkü herkes kendi küçük grubu içinde. Yani almışsın, yiyecek. Nerede yiyeceksin? Orada oturmuş evi. Sanki zannedersin ki ağalar böyle sofra kurmuşlar da hani böyle herkes üst üste. Yok. Almış oradan gidiyor. Hayır. Onu gösterecek. Ve dikkatleri dağıtıyor. Ya bu vatandaş hep o. Bu vatandaş adam olmaz kardeşim ya. Biz adam olmayız ya. Ulan ben adam olmam be. Biz adam olmayız. Niye? Geç. Bakıyorum. Yeni Çağ. Tarımda ithalat cenneti olduk diyor. Onlar da uyanamamışlar galiba. Bakıyorum ha. Vaka sayısı 28 bin oldu diye. Aydınlık. Gelelim şeye. Bak şimdi burada Demirtaş serbest bırakılması için kampanyaya kalsın. 138. madde hatırlatması diyor. Kemal Kılıçdaroğlu, Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu'ndan sonra Bülent Arıcı'nın da terör hükümlüsü Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasını istemesine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert tepki geldi. Erdoğan anayasanın hiç kimse mahkemelere ve hakimlere emir ve tavsiye veremez. Ya bak şimdi böyle bir mantık var mı ya? Anayasanın 138. madde. Ya anayasanın bütün maddelerini ihlal ediyorsunuz güzel kardeşlerim. Yapıyorsunuz her seferinde. Ve yargıya talimat anlamını bu da taşır. Eğer şimdi gayet normal efendim anayasa mahkemesi böyle bir karar verdi. Selahattin Demirtaş sebep. Ben de bilmiyorum abi Selahattin Demirtaş niye hapiste. Çünkü ısrarla söyledikleri Kobani olaylarıyla ilgili bir herhangi bir tutukluluğu yok. Yani Selahattin Demirtaş efendim Kobani'de halkı sokağa döktü şu kadar insanın ölümüne sebep oldu diye bir mahkumiyet almadı ki. Bambaşka nedenlerle bir içeride tutuyorsun. Onun aslında girişinin tek sebebi var. Meclis kürsüsüne çıkıp 4 kere mi 5 kere mi üst üste seni başkan yaptırmayacağız dedi. Kürsüden indi o salı toplantı. İşte onun aslında intikam. Bunu herkes biliyor. Şimdi böyle kalkıp da efendim yargı etkilendiği falan yok ki. Yani yargı bir karar almış. Yargı kararı uygulansın demek anayasanın 138. maddesini ihlal değil ki. Ama şunu tutuklayın bunu atın. Sen şimdi bunu söylerken eğer Selahattin Demirtaş için terörist, efendim Kavala için o zaten terörist, Batı'nın uşağı, FETÖ'nün talimatıyla bilmem ne geziyi organize etti demek de yargıya baskı değil mi? Çünkü sonuçta hakimler, savcılar da insanlar ve Türkiye'nin çok güçlü dediği dedik, astığı astık, kestiği kestik. Bir canı sıkıldığı an çak 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 yazdım, kanındır ulan bu diye ve memlekete gönderen adamdan herhalde endişe edecekler değil mi? Eğer o diyorsa ki bu adam terörist, onlar da kalkıp efendim bunun terörist suçu yok, biz de bunu serbest bırakıyoruz diyebilir mi? Al sana 138. maddenin ihlali. Allah'ım. Ama İşte diyorum ya bak bu şeyi hakikaten Doğu Perinçe'yi ve Aydınlık ekibini transfer etsin mesela bu sabah TRT
Aa, haber. Çünkü hakikaten onlar daha böyle abuk sabuk absürt yapıyorlar. Bunlar güm güm yapıyor yani. Daha akıllı çocuklar. Hepsi eğitimde okumuş yazmış çocuklar. Öbürleri gibi çurçur değil ki. Onlar işte böyle yapıyor. İşte turizmde Türkiye'ye gözde oldu. Lan nasıl gözde oldu lan? Sokakta yemek yiyemiyorsun. Bak turistlerle kavga çıkıyor. Sigara içiyor nereden diyor. Bak mesela sigara yasağı. Ben sigaraya bıraktığım için hiç hoşuma gitmiyor içenler ama. Yani koronayı önlüyoruz. Sokakta sigara yasağı kadar absürt bir şey yok. Neymiş efendim? Maskeyi indiriyormuş sigara içerken. Maskeyi indirmek için sigara içiyormuş filan. Abuk sabuk. Bu tür yasaklarla önleyemezsin işte. Bunları anlattım. Ha sigara içilmesin. Tamam doğru. Mesela Avrupa'da, Amerika'da parklarda sigara içilmiyor. Efendim o lokanta önlerine çıkıp orada sigara içirtmiyorlar. Ayrı yerleri var. Öyle şey. Tamam ama koronayı önlüyorum numarasıyla bana bunu yapma. İçkiyi yasaklıyorsun. Ne efendim işte korona yasakları falan. Yok kafanda aslında o var. Ulan iyi fırsat oldu kapatın barlı. Bak hala o ayrımı şey yapmadılar. Bar kafe. İkisi de aynı ürünü satıyor. Biri bar diye ruhsat almış. Öbürü kafeterya diye almış. İkisinde de içki var. İkisinde de köfte var. İkisinde de patates kızartma. İkisinde de hamburger var. İkisinde de sosis var. İkisinde de işte o var bu var. Ama biri bar ruhsatı aldığı için korona nedeniyle kapalı. Öbürü kafeterya diye aldı. Aynı dükkan yan yana. Belki de aynı adamın dükkanı. Biri açık biri kapalı. Yani hep bu cinlikleri falan yaparak yürüyorlar. Allah sonumuzu hayretsin diyorum. Milli Gazete'de ne yapmış var. Şimdi gelelim tekrar o şeyi söyleyeyim. Ben seçim konusunda hala aykırı düşüncedeyim. Mesele efendim çok zayıfladılar yıkarız değil. Yıkamazsın onu söyleyeyim. Kimse de bana böyle ya sen de hep moral bozmak için söylemiyorum bunları. Bazı gerçekleri görmek gerekiyor diyorum. Şu anda Türkiye normal yapılacak, normal şartlarda yapılacak bir erken seçime bence hazır değil. Çünkü neden? Hala bir böyle toplumsal rüzgar estiremedi muhalefet. Ha efendim İstanbul'u nasıl kazandı? Bak kardeşim İstanbul'u, Ankara'yı kazanması Tayyip Erdoğan ve AKP iktidarına olan vatandaş tepkisinden kaynaklandı. Onu tek iki turlu bir seçim gibi kabul ettiler. AKP adayı en kuvvetli kim ona verelim. Dikkat edin Ankara'da ve İstanbul'da. Bak 10 milyon seçmen var değil mi? 10 milyon seçmen en azından Türkiye çapında oy ne alınıyorsa İstanbul'da da o çıkar değil mi? Mesela diyelim ki İYİ Parti'nin oyu, HDP'nin oyu, ne bileyim işte şu partinin bu partinin Türkiye çapında ne oy almışlar aşağı yukarı İstanbul'da da onu alırlar değil mi? Ama ne oldu? Bir baktık İstanbul'daki, Ankara'daki, Antalya'daki, Adana'daki seçimlerde herkes şuna baktı. En güçlü kim? Cumhuriyet Halk Partisi adayı. Burada baktı. En güçlü kim? İYİ Parti adayı. Burada baktı. En güçlü kim? Atıyorum. Abi, ANAP adayı. DYP adayı. Kimse. Ona gitti. Ama genel seçim aynı değil. Genel seçimde bu tür öfkelerin bir akacağı bir yer yok. Onun için diyorum ki bir kere özgürlüğe giden adımlarda, demokratikleşmeye giden konularda zorlayıcı olmak, kanırta bu hakları almak ve iktidarı gerçekten zayıf hale düşürmek. Bakın mesela MHP, MHP şimdi can havliyle sarılacak iktidara. Neden? Çünkü varlığı gidecek. Bugün MHP'yi kendi haline bırak, toplumdaki karşılığı %3'tür, 4'tür, 5 değil. Ama iktidara yapışma ihtimali varsa bir anda 10 olur. Niye? Ondan yararlanacak adam. Zaten bu iktidar niye bu Cumhur İttifakı oldu? AKP tek başına götürür normalde. Tayyip Erdoğan kazanmış. Parlamentoda da 290 küsur milletvekili var. Yani 10 tane adamı gerekirse başka yollarla da Katar 300'ü geçer. Niye MHP bu kadar yapıştı? Çünkü bir, bak karakolda bir tane adamları kalmadı. Halbuki iktidara muhalefet ederken o MHP'nin gençlerinden bir an hiçbiri sokakta öyle başına buyruk davranamıyordu. Askeri uğurlamada iki el ateş ediyordu. Tak çağırıyorlardı attığından bunları içeri. Şimdi yok. Şimdi gayet rahatlar. Oo bizim arkadaşlar gelmiş. Yavrum yap bakalım şöyle bir hareket bir an. Öyle oldu. Bunda müteahhitler iş yapıyor. Diğer tacirleri iş yapıyor. Ne bileyim akademisyenleri iş yapıyor. Bütün polis kadrolarını doldurdular. Cemaattan attıkları ne kadar hakim savcı varsa MHP'liler getirildi. Eğitime soktular. Ya adam da onu diyor. Şimdi bugün MHP'li olarak düşün kendini. Bu iktidara yapışmazsan yoksun. Çünkü karşılığın yok. Anlatabiliyor muyum? Ha, onun için bırakın diyorum. Yani seç ama bir seçim lafı attılar. Gene söylüyorum. Bahçeli seçim diyene kadar seçim meçim bekleme. Ya da Tayyip Erdoğan eğer baskın seçim yapmaya karar verirse ki bilin ki o zaman her şey ayarlanmış demektir. Başka türlü seçime gidemez. Çünkü görüyor. Seçim facia ama kaosa götüreceği için Türkiye'yi. Ben şunu anlatıyorum hep. İkinci tur. Bakın ikinci tur milletin kafasını karıştıracak. İlk tur yapıldı.
Tayyip Erdoğan %50'yi bulamayacak. O net gözüküyor. Yani bu son yapılan 2018 seçimine benzemez. Net şekilde ikinci tura kalacak. Yani birinci turda %50'yi bulması ancak anormal bir hile yaparlar. Yani her sandık ayarlanmıştır. Kapalı oylama. Sonuç açıklarlarsa onu bilmem. Ama o kadarına şu anda Türkiye'de pek güçlerin yeteceğini zannetmiyorum. O halde ikinci tura kalacak. İkinci tura kaldığı zaman bakın manzara, tuhaf bir manzara çıkacak. İlk turda parlamento seçimleri yapılmış. İyi kötü AKP. Bugün işte hani düştü filan dediniz. O hala 30'larda. Demek ki bir kere parlamentodaki en büyük grup olma ihtimali hala çok yüksek. Ona MHP'yi de eklediğiniz zaman. Şimdi ikinci tura geldi. Parlamentoya bakıyorsun. Bir 300'e yakın ya da 300'ü biraz geçen bir AKP, CHP, MHP. Hatta işte varsa, soktularsa işte Büyük Birlik Partisi'nden şuradan buradan filan. Öbür tarafta bakın ben size bir şey söyleyeyim. Hani muhalefet gibi görünen, işte muhalefet cephesi diye görünen Deva Partisi. Yani AKP'den oyları çeksin denilen. Yok Gelecek Partisi şunlar. Peki onlar diyelim ki %8-10 oy aldılar. 30-40 milletvekili soktular. İkinci tur geldiği zaman ya arkadaş burada AKP'nin ve MHP'nin işte 300'e yakın oyu var. Hep el altından anlaştık ya biz de o zaman hani bize de ver bakanlıklar, bize de ver müteahhitlikler filan. Çünkü aynı kaynaktan geliyorlar. Yani gökten gelmediler ki. AKP'yi beraber kurdular. Eğer Türkiye bugün bu kadar berbat hale geldiyse, ekonomi bu kadar kötüleştiyse, toplumsal yapı bu kadar vıcık hale geldiyse, kalite düştüyse bu arkadaşlar yaptılar. Yani Davutoğlu'lar, Babacanlar, Abdullah Gül'ler onlar yaptı. O pekala barışabilirler. Ne var ki bunda? Dava arkadaşı izliyorlar zaten. Şimdi öyle bir durumda parlamentoya bakacak, kaos olmasın diye Tayyip Erdoğan'a oy verme ihtimalleri olacaktır bakın. İşte kimisi diyecek ya Müslüman başkan dur şimdi bu bilmem ne filan. Onun için hiç gitsin kardeşim, gidebildiği kadar bu iktidar gitsin, biz de gerçeği herkes öğrensin istiyorum. Şu anda hala millet uçuk kaçık gidiyor. Hala iki tane drone'um var diye bütün dünyayı fethedebileceğini zanneden insanların ülkesi burası. Askeri olarak bütün bölgede bir numara olduğumuzu zanneden, ekonomik olarak herkesin bizi kıskandığını zanneden bir ülkeyiz. Bu algının kırılması lazım önce. O algıyı kırmadan girersen ve ikinci turdaki kaos manzarası iktidarın işine yarar diyorum. Bunu oturulup düşünülür. Ben en doğru öyle allameyim falan demiyorum. Ama bir hava yani acayip gidiyorlar vurduk. Hayır bekle biraz daha bekle bir şey olmayacak ya. Bir şey olmayacak. Bırak Biden gelsin, görevi devralsın, Avrupa'da şekiller değişsin, şu koronanın etkisi azalsın, şöyle bir ülkeler bir kendine gelsinler. Bak bir tek uluslararası toplantı yüz yüze yapılmıyor. Yüz yüze yapılmadığı zaman iş çok kolay. Telefonla bağlanıyorsun, çapa 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 bir şeyler söyle, sonra kapat telefonu. Nasıl abi, iyiydim değil mi? Acayip geçirdiniz Sayın Başkanım falan. Onun için hiç bunların şeyleri yok. Evet, şimdi gelelim. Ne vardı dediniz arkadaşlar? Bir dakika vaktimize bakalım. Bu olmadı. Maradona var ama Maradona'yı bu hemen yetişemeyiz değil mi? 5 dakikamız var. O halde. Kaç? 10 dakikam var. Peki, tamam. O zaman şimdi nereden yürüyelim? Koronayı ikinci şeye bırakırız. Gayet güzel, tamam. Şimdi o halde bir Maradona yapıp bu bölümü öyle tamamlayalım. Bakın size söylüyorum, futboldan ben anlamam, futboldan hoşlanmam diyenler bile az sonraki görüntüleri izlesinler diyorum. Önce dün geceden Maradona'nın ölümüyle ilgili hazırlanan haberi bir izleyelim. Maradona kimdir, nedir, ne yapmış falan hani bilmeyen spordan. Ben hiç uğraşmıyorum falan diyenler onu bir öğrenir. Sonra iki tane videom var sizlere gösterecek. Evet, bir Maradona haberini görelim. Derecha Maradona. La marca de Puebla, Maradona. Diego Armando Maradona 30 Ekim 1960'da Buenos Aires'te doğdu. Tüm zamanların en iyi futbolcularından biri olarak değerlendirilen Maradona, Pele ile beraber FIFA 20. yüzyılın oyuncusu ödülünü aldı.
4 Dünya Kupası turnuvasında oynayan Maradona, Arjantin adına kaptanlık yaptığı 1986 Dünya Kupası'nda Arjantin Batı Almanya'yı finalde 3-2 yenince kupaya uzandı. Maçtan sonra altın top ödülü aldı. Aynı turnuvada çeyrek finalde İngiltere'ye 2 gol atarak 2-1'lik galibiyeti sağladı. İkinci golü ise topu 60 metre sürerken 5 oyuncuyu geçerek attı. Bu gol 2002 yılında FIFA tarafından 100 yılın golü seçilmişti. Maradona'nın İngiltere'ye elle attığı gol, Dünya Kupası turnuvasına damgasını vurdu. Olay, Dünya Kupası tarihine Tanrı'nın eli olarak kazındı. Maradona, teknik direktörlük tecrübesi çok az olmasına rağmen Kasım 2008 tarihinde Arjantin teknik direktörlüğüne getirilmiş ve 15 ay sonra 2010 FIFA Dünya Kupası'nda istifa etmişti. Evet, şimdi aslında bir bölümünü seyrettiniz ama sadece onu izlettirmek istiyorum. Bu meşhur 1986 Dünya Kupası İngiltere ile maç. Önce onu 2-1 yeniyorlar, arkasından Almanya'yı 3-2 yeniyor ve Arjantin'de yapılan Dünya Kupası'nı Arjantin kazanmış oluyor Maradona'nın attığı gollerle. Şimdi bu Tanrı'nın eli denilen golle bir de 60 metre, ikinci golü de 60 metre topu sürüp ta İngiltere kalesinin içine kadar gittiği görüntü var. Şimdi onu bir izleyelim. Hakikaten estetik olarak da muazzam bir şey ama önce Tanrı'nın eli bölümü var. Sonra ikinci golü de göreceksiniz zaten. The wide men have found little space in this contest. It's not true of Olatico Achea at the moment. But certainly it's been true of the England team. Haven't seen that much of Hodge or Trevor Stephen. Maradona just walked away from Hoddle then. They're appealing for offside. The ball came back off the foot of Steve Hodge, and Maradona gives Argentina the lead. The England players protesting to the referee, but the little man who started it by walking past. Evet. Ama sesini kesin ki maçın sesini. Ama yani ha, tamam. Şimdi bakın, bu işte dünyada çok tartışılan bir gol. Dünyada bu dünya kupalarında tartışılan iki tane gol vardır. Biri Almanya-İngiltere maçı gene. O daha önceydi galiba. Direğin içine çarpıp çizgiyi geçip geri geldi mi gelmedi mi diye tartışılan bir goldür. İkinci gol de işte şimdi bu Maradona'nın attığı gol. Ve Maradona daha sonra bunu itiraf ediyor. O zaten o Tanrı'nın eli lafı da oradan geliyor. Yani şimdi biz böyle yazdık ama şimdi anlamayan da bir anda ulan nedir diye. İşte bak şu anda bu gol hala tartışılıyor. Ama Maradona tabii itiraf edince evet elime değmişti. Ama o el Tanrı'nın eliydi ve gol oldu diye anlattı. Bu yeter bu kadar. Şimdi şeye geçelim. Şimdi bir de efsane golleri var. Efsane çalımları daha doğrusu. Yani hakikaten insan şaşırıyor. Bu kadar insanın arasından hani bir kere iki kere yaparsın dünyada ama hemen hemen her maçında bu kadar topu hakim olup da böyle 10 futbolcunun arasından geçip gol at. Şimdi o şeyden de biraz gösterelim reklama gidene kadar görelim.
Evet. Ya hakikaten seyretmesi de keyif. Yani ben yani futbol maçlarını falan seyrederim ama severim. Ama tabii böyle bir hareketi görmek, bir düşünün yani bu 100 binlik statta bu. Brezilya'da, Arjantin'de statlar 100 bin kişilik böyle. Bunların stadı neydi? Aztek bir şey mi? Bir de Maracana mı? Maracana Brezilya'da mıydı? Acayip böyle 100 bin kişilik. Düşünsenize yani bu her çalımda böyle o 100 bin kişi ayağa kalkıyor. Yani, evet, bir reklam arası verelim. Ondan sonra ikinci bölümde özellikle korona ve diğer gazetelerde ve yazarlarla devam etmeye çalışacağım. Ben burada bekliyorum sizi. Evet, şimdi güncel haber. Şu anda gelen, az önce gelen haber. 15 Temmuz darbe girişimi sonrası görülen davalardan Akıncı Üssü Mahkemesi'nde karar açıklandı. Sivil imamlara 79'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Bak böyle hani bir dönemin kralları böyle biz kimseden çekinmeyiz, biz devlet adına her şeyi yaparız falan diyenlerin sonu. Yani bu cezaların açıklanmasıyla birlikte iktidar sahibi olan herkes, AKP'yi kastetmiyorum bak, herkes bundan ders alacak. Yani devlet görevinde olmak, kamu görevi yapmak, kamunun olanaklarını elinde tutmak, onları sevk ve idare etmek size krallık, padişahlık, şunluk, bunluk bahşetmiş olmuyor. Sibel Can'ın mı şarkısıydı hani? Bu devirde kimse şah değil, padişah değil. Ne güzel şarkıydı o. Sözleri çok anlamlı. Evet, hiçbirimiz şah değiliz, kral değiliz, o değiliz, bu değiliz. Ama devlet görevi, kamu görevi, iktidar geçici dönemler için insanlara verilir. İşte bu cemaatçi takım AKP iktidarını alıp iktidara taşıyıp, AKP'yi alıp iktidara taşıyıp, sonra devletin gücünü kullanarak bütün pis işleri yaptıktan sonra öyle ya da böyle cezasını çekiyor. Ha tabii bu arada canı yanan çok var. Hala kanun hükmünde kararnamelerle kendilerine KHK'lılar diyen, hiç cemaatle alakası olmayan ama çeşitli nedenlerle, ihbarlarla ya da öyle zannedilerek ya da mecburen içlerine üye olmak zorunda kaldıkları bir takım dernekler, kuruluşlar yüzünden, işinden, gücünden olan bir anlamda açlığa terk edilen insanlarımızın varlığını da unutmayalım. Ha, hepsi diyemiyorum. 150 bin kişi bu kapsamda ama onlar için de en az %10'unun, en az %10'unun diyorum ki rakam büyüktür, tamamen haksızlığa uğradığını da bilmek gerekiyor. Şimdi gelelim Akıncı davası. Efendim bunlar sivil imamlar ve pilotlar, Ankara'da uçakları uçurup bombalama yapanlar tabii, sadece uçanlar değil. 365'i tutuklu 475 sanık var bu davada. Sivil imamlar Kemal Batmaz, Hakan Çiçek. Tabii o şey yok. En baş imam neydi onun adı ya? Meşhur esas Adem. Ne Adem? Ya neydi adamın adı? Esas hani bu şeyde bulundu, yakalandı, sonra serbest bırakıldı falan. En büyük oydu. O kaçtı ama mesela Kemal Batmaz onunla beraber o. Hakan Çelik, Çiçek, Nurettin Oruç, Harun Biniş. Anayasayı ihlal. Cumhurbaşkanına suikast. 77 kişiyi kasten öldürmek. Çünkü buradan kalkan uçaklar bombaladıkları yerlerde toplam ölüm sayısı 77 maalesef. 77 kişiyi kasten öldürmek suçundan 79'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası. Şimdi diğer sanıkları okuyorum. Özel Hareket Daire Başkanlığı'nı bombalayan pilot yüzbaşı Uğur Uzunoğlu 45 kez ağırlaştırılmış müebbet. F-16'lara bombalama talimatlarını ileten eski yüzbaşı Mustafa Mete Kaygusuz 79 kez ağırlaştırılmış müebbet. Pilotlara yakıt sağlayan eski İncirlik 10. Tanker Üst Komutanı Tuğgeneral Bekir Ercan Van 79 kez ağırlaştırılmış müebbet. Ankara'da F-16'ya ilk uçuşu gerçekleştiren eski binbaşı Mehmet Fatih Çavur 79 kez ağırlaştırılmış müebbet. Polis Havacılık Dairesi'ni lazerle işaretleyen eski pilot binbaşı Mustafa Azimetli 79 kez ağırlaştırılmış müebbet. Ankara'da F-16 ile ilk uçuşu gerçekleştiren eski binbaşı Mehmet Fatih Çavur, bu vardı zaten. Ankara Emniyet Müdürü'nü bombalayan eski üsteğmen Mustafa Özkan 3 kez ağırlaştırılmış müebbet. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi çevresinde 15 kişiyi ölümüne neden olan pilot Müslim Macit 16 kez ağırlaştırılmış müebbet. Dönemin Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı'yı derdest etmeye çalışan ekibin başındaki eski albay Fatih Yarımbaş 9 kez ağırlaştırılmış müebbet.
F-16 pilotlarını yönlendiren eski yarbay Hakan Karakuş 79 kez ağır müebbet. Dönemin jandarma komutanı Galip Mendi'yi alıkoyan eski Tuğgeneral Timur Can Ermiş ağırlaştırılmış müebbet. Ona bir tane vermişler. Öbürleri ölüp ölüp kalmayacak tabii. Hepsi aslında ömür boyu içerideler de. Efendim, Emniyet Havacılık Dairesi'ni bombalayan pilotlar Mehmet Çetin Kaplan ve Erkan Koral 8'er kez ağırlaştırılmış müebbet. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni bombalayan eski pilot yarbay Hasan Üstü Balıkçı 79 kez müebbet. Dönemin Hava Kuvvetleri Komutanlığı Genel Sekreteri eski albay Veysel Kavak 79 kez ağırlaştırılmış müebbet ve F-16 pilotlarını bombalayacak yerleri bildiren eski yüzbaşı Ahmet Tosun 79 kez ağırlaştırılmış müebbet. Evet, sonuç olarak Akıncı davası da burada sonuçlanmış oldu. Bu tabii yani o 79 kez, 10 kez, 5 kez olmasının önemi yok. Yani sonuçta ağırlaştırılmış müebbet ama tabii algıda çok önemli. Her ölüm için müebbet cezası veriliyor ve ömür boyu ağırlaştırılmış müebbet hapsinin sonu ömür boyu hakikaten çıkmamak. Bunlar da işte aftan yararlanamıyorlar büyük oranda özel durumlar hariç. Efendim işte infaz yasasından yararlanamıyor. Yani ağırlaştırılmış müebbet dedikleri bu. İşte kaldığı yerden şeye kadar. Tabii böyle bir alçaklığı yapınca. Ha efendim yani bunun kışkırtma, bunlar darbe, onlar ayrı olay. Bir de fiilen bunları işleyenler var ki. Şimdi o koronamız hazır mı arkadaşlar? Hani korona görüntülerimiz vardı ya, şimdi ona gelmek istiyorum tekrar. Şimdi hazırsa ona geleceğiz de ama önce bir Maradona'da bir şey eksik kaldı. Bakın Maradona'nın bir de özelliği vardı. Maradona özellikle tabii bu Katolik Hristiyan dünyasında çok tartışılan çıkışları da olmuştu. Vatikan ziyareti mesela şöyle bir şey okumak istiyorum size. İsyankar da aynı zamanda yani. O nedenle de çok ilgi gördü. Tabii çok dindar çevrelerden de lanetlendi, o da ayrı. Maradona diyor ki, evet ben Roma papasına karşı çıktım. O papalığa karşı çıkmıştı. İşte bir taraf helal olsun Maradona derken o tam dinci takımda yani Katoliklerin de böyle katıları vay efendim nasıl yaparsın falan. Evet ben Roma papasına karşı çıktım. Neden böyle oldu? Çünkü ben Vatikan'a gittiğimde oradaki çatıların saf altından olduğunu gördüm. Evet o Sistine Chapel dedikleri hani o Michelangelo'nun resimlerini falan yaptığı o muazzam kilise. Sonradan Papa'nın vaazını dinledim ve o diyordu ki kilise yeryüzündeki tüm fakir çocuklardan dolayı üzüntü duyuyor. Külahımı anlat. Üzüntü duyacağına satsana çatıları, bir şeyler yapsana. Şimdi yani mesela bunu Maradona söylüyor. Tabii tepkiler de oluyor olmuyor demiyorum ama şimdi hani biri kalkıp da Diyanet İşleri Başkanı'na satsana makam arabanı filan dese vay efendim bu terörist mi FETÖ'cü mü falan filan saldırırlar. Süleyman Soylu da alın lan bunu içeri parayla mı verdiler bize der. Olur biter. Ama işte burada diyor ve dünya çapında oluyor işte o zaman adam ama. Bunu söyleyebildiği için. Her neyse. Şimdi gelelim. Tekrar koronaya dönmek istiyorum. Önce bazı haberleri sizlerle paylaşalım. Şimdi önce bir şeye bakalım. Kocanın açıklaması yani ilk defa hani dünya birincisi demiyor tabii de ama dünya birinciliğine oturduğumuz açıklamasını bir önce haber olarak izleyelim bakalım. Bilim Kurulu toplantısının ardından konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca salgının Türkiye'deki seyrine ilişkin bilgi verdi. Bildiğiniz gibi tatil nedeniyle memlekete dönüşlerin olduğu, ulaşımın arttığı Kurban Bayramı sonrası Anadolu'da hızlı bir artış yaşadık. Konya, Kayseri, Gaziantep, Diyarbakır, Batman, Van, Muş, Hakkari ve Ankara'da %100'ü aşan artışlarımız oldu. Bunun dışında doluluk oranlarına baktığımızda İstanbul'da yoğun bakım doluluk oranı %70'lere dayanmış durumda. %69,5. Ankara'da ise servis doluluk oranı 62,3, yoğun bakım doluluk oranı %75,4. İzmir yoğun bakım %76,6'ya kadar çıktı. Servis doluluk oranı 58,3, solunum cihazı 58,3. İzmir özellikle deprem sonrası dönemde de giderek beklediğimiz bir şeydi. Giderek 2 hafta sonrası artışın belirginleşti ve şu an İzmir'de ciddi anlamda vakanın arttığını ve
yer yer bazı hastanelerde sorun yaşıyoruz. Günlük verileri paylaşan Koca, daha önce tablodan çıkarılan semptom göstermeyen vaka sayılarının yeniden açıklanacağını duyurdu. Gelecek dönemde de gerektiğinde taşıyıcı olan, asemptomatik dediğimiz semptom olmayan veya hafif geçiren kişileri de bildirmiş olacağız diye konuşmuş idik. Bu dönemde bilim kuruluyla da görüşmelerimizde bundan sonraki süreçte vaka sayısını da vermeyi planladık. Bugünün vakası 28.351. Yani toplam vakamız bugün itibariyle 28.351. Geçmişe dönük olan rakamları da önümüzdeki günler zaten tabloda toplu olarak geçmişe dönük olanları da göstermiş olacağız. Bakan Koca yeni kısıtlama kararlarının alınabileceğinin sinyalini verdi. Eğer tedbirlere tavizsiz bir şekilde uyarsak artışı durdurmamız mümkündür. Yeterince etkili olmazsa daha ağır kısıtlamaların yapılması kaçınılmaz olacaktır. Farklı bir öneriyi sunabilmemiz bizim bir hafta 10 günlük zaman dilimi sonrası bu kısıtlamalarla elde edilen sonuçla doğru orantılı olur. Onu da gelecek hafta bilim kurulunda zaten değerlendirmiş olacağız. Koca PCR testlerinin özel hastanelerde bakanlık genelgesinin aksine 250 liradan daha fazlaya yapılmasını da değerlendirdi. Geçen hafta özellikle yer yer belirttiğiniz 250 liradan fazla rakamı alan, ücreti alan sağlık kuruluşlarının olduğu bilgisi bize de geliyor. O nedenle de biz yeni bir genelge yayınladık. Bu genelgede de çok net tanımladık. Dolayısıyla vatandaşımız 250 liradan fazla bir ücret istenme durumu söz konusu olursa bize müracaat etsin, bizim gereğini yapacağımızdan emin olun. Sadece ücret iadesi değil, lisansın, ruhsatın iptal edilebileceğini özel sektörde bilsin, vatandaşımız da bilsin. Evet, şimdi görüyorsunuz. Yani bakın, bakanın bir ilk aylarını bir düşünün, böyle ne kadar seveceğin böyle insanlara. Bak surat nasıl? Çünkü niye biliyor musun? Zaten giderek sonuç olarak tamam odur budur filan ama yani bakan da doktor ya, okumuş yazmış adam. Yani pozitif bilimlerle de uğraşmış. Yani giderek onun üzerine de bir ağırlık çöküyor çünkü baskı altında. Şimdi mesela daha önce demişti, dün de artık ondan vazgeçeceklerini söyledi. Efendim bir semptomu olmayan hastayı açıklasın. Ya arkadaş, pozitif çıkıyorsa artık onu kabul edeceksin. Ben kendimden biliyorum. Bakın 21 Ekim günü korona testi yapıldı burada. Ben de geldim. Öğleden sonra saat 4 falan civarıydı. İşte böyle burnundan sokuyorlar. Aman çok illet bir şey ama. Yani bir saniyelik iş olduğu için artık dayanacaksınız, yaptırmayanlara söylüyorum. Böyle şeyi sokuyor, çıkarıyor. Buradan da sokuyor, çıkarıyor. 22 Temmuz, Ekim itibariyle pozitif çıktığı gözüktü. Hemen anında nabız var ya burada hani E-Devlet'te. Şak düştü arkadaş, 14 gün karantinadasın ona göre diye bakanlıktan da geldi. 23 Ekim tarihiyle hastaneye yattım. 23 Ekim, 24 Ekim, 25 Ekim, 26 Ekim, 27 Ekim. Hiçbir şey yok. Hatta hastanede doktorlara dedim, yani kırıldı bile doktorum hafif Muharrem Tokmak. Dedim ki ya doktor bak hiçbir şeyim yok. Dedi Can Bey, vücutta çok ciddi virüs var. Ama siz bugüne kadar belli ki yani iyi şey yapmışsınız, vücut direniyor. Ama bu çıkar ortaya. Nitekim 6. gün patladı. Şimdi efendim benim testim pozitif çıktı. Ama hiçbir şey yok bende. Ben seni niye sayayım? Al işte saymadın gördün. Eğer beni saymamış olsaydın ben dolaşacaktım o 6 gün. Muhtemelen yaymadığımı nereden biliyorsun? Yani yaymayacağımı. Şimdi efendim taşıyor ama yaymıyor. Ne biliyorsun? Onun bilimsel olarak açıklayabildiniz mi? Buldunuz mu? Yani semptom göstermiyor ve taşıdığı halde yaymıyor. Belki yayıyor. Benim vücudum dirençli çıktığı için 6 gün direndi. Ve ama sonunda bir yerden sonra diyor ki abi testim. Kusura bakma diyor. 4 gün bana bir azap çektirdi. Ondan sonra işte onun şeyi. Onun için ilk günden bu gerçekleri söylese insanlar daha bak şu anda etkili olmuyor. Ondan sonra da kızıyorsunuz. Ya bunlar adam olmaz kardeşim işte çok topluca yemek yiyor. Mesela AVM'lerde yemek. Şimdi az önce biri mesaj attı.
Diyor ki Can Bey diyor, bak siz de atladınız diyor. Ya o AVM'de yemek yiyenler biziz diyor ya. Biziz dediği kim? AVM'de çalışanlar. E ne yapsın? Dükkanın içine mi girsin? Ha, gitmiş oradan döner almış, lahmacun almış, börek almış. Dükkanına mı götürecek yiyecek? O biziz diyor. Ha, onlarla beraber de ya, o sırada gezenlerden 3 kişi daha oturup yerde yemek yemiştir belki. Bunlara taktık kafayı. Ama ne oldu sonuç? İşte hala insan ya hasta ziyaretine gitmeye kalkıyor ya. Ya korona olmuş gitmezsek ayıp olur. Ha, işte bunları anlatacaktınız. Ama küçük gösterelim. Yani biz o kadar güçlü bir iktidarız ki korona morona al sana dinlemedin işte. Ya sarayda İbrahim Kalın oldu artık, ondan da mı akıllanmadınız? Ben mesela Fahrettin Koca'nın yerinde olsam hiç bak eline çok güzel Sayın Cumhurbaşkanı derim. Bakın en dibinizdeki adam. 7 kat koruması var adamın be. Ona rağmen oldu. Bak İstanbul Belediye Başkanı oldu. Antalya'daki tabii başka herhalde rahatsızlığı da var. Muhittin Böcek. Yani iyileşemiyor tabii, onunki koronayı aşan bir durum anladığım kadarıyla. Ama hepsi oldu. Ve bakın şey bilgilerini vermiyorlar. Şimdi hastanelerde doluluk oranı şu kadar bu kadar. Bakın ısrarla soruyorum. İlk günden bu yana. Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe'nin mi? Samandağ'ın orada değil mi? Yapılan iki tane pandemi az. Yani niçin buralardan yayın yaptırmıyorsunuz? Abuk sabuk işte ara sıra böyle haber görüyoruz. Mesela alay ettikleri Adana Belediye Başkanı'nın yaptığı hastaneyle Atatürk Havalimanı'na yapılan, pistleri bozup yapılan hastane arasında bir fark yok. Ama ne yaptılar? Vay efendim hastane diyor burası. Öyle zaten Sahra Hastanesi. Büyük bir alanı, depo gibi bir alanı bölmelerle yapıyor. Ha, ondan sonra onun içine tıbbi cihazları koymak işi senin işin. Ha, belediye ona da yardımcı olurdu. Ama diyor ki bak ben sana bir yer hazırladım işte, gel buraya yerleş. Buraya sırf koronalıları al diyor. Ne yaptılar? Adama küfürler, kafirler, bir de bilmedik bir sürü cahil cühera. Vay efendim işte hastane dediğim bu, görüyorsun baraka. Lan öbürü ne zannediyorsun? Göstersenize. Kaç hasta bakıyor mesela? Ha, sır gibi saklıyorlar. Atatürk Havalimanı ve Samandağ'daki o Sahra Hastanesi kurdukları. Kimler kalıyor? Şu ana kadar kaç kişi tedavi gördü? Kaç hekim çalışıyor? Kaç hemşire var? Çalışma koşulları ne? Yok böyle bir şey. Bakın efendim doluluk oranı %60, %40. Efendim işte yoğun bakımda yer yok lafları yalandır. Göster. Biz nereye sorarsak yoğun bakım. Bakın ben çıktığım hastane eğer benim testim bir ay sonra yapılmış olsa 15 gün kaldığım hastanede yer yoktu. Kendimden biliyorum. Eğer bugün testim pozitif çıksa o hastaneye gittiğim zaman bana yer yok diyeceklerdi. Sigortalıyım, yani özel sigortalıyım. Bütün özel hastanelerde de kalabilirim, yer yok diyecekler. Sen şimdi kalkıp hala bunları söyleme diyorum. O görüntümüz hazır mı? Bir onu verelim. Ondan sonra İmamoğlu'na geçmek istiyorum çünkü. Bir korona hazırladık yani gün gün. Öyle mi? Peki. O zaman şeyi verelim. Ekrem İmamoğlu. Şimdi aslında bu işin kahramanı bana göre Ekrem İmamoğlu. Eğer Ekrem İmamoğlu çıkıp da yahu yani görüyorum ölenleri, susayım mı, yutkunayım mı dedi ya. Oo, çok kızdılar, hain, alçak falan. Onları yaptılar. Neden? Gerçeği açıkladı. Ama şunu söyleyeyim. Eğer Ekrem İmamoğlu belediye başkanı olarak, çünkü elinde veri var. Cenaze işleri büyükşehirin, İstanbul'da. 20 milyona yakın nüfusu olan İstanbul kentinde her ölüm olayı belediyeden geçiyor. Neden? Çünkü cenazeyi kaldırmak belediyenin işi. E şimdi orada raporları görüyorlar. Diyor ki Ekrem İmamoğlu, ya kardeşim diyor, dün diyor bulaşıcı hastalıktan dolayı vefat etti diye 180 kişi mi? 134 kişi. Rakamı yanlış söyleyebilirim, bir dakika. Ben bakıyorum. Dün itibariyle 203. Toplam 454 ölüm var İstanbul'da dün. 203'ü bulaşıcı hastalık. Şimdi bulaşıcı hastalık afaki bir laf. Şimdi korona da bulaşıcı. Ama grip de bulaşıcı. Efendim ne bileyim, işte zatürre de belki hani gripin çok ağırı ya da akciğer hastalığı ya da ne bileyim işte kolera da bulaşıcı. Hangisi? Şimdi böyle bir şey, koronadan 10 tane bildiriyor resmi, geri kalanına bulaşıcı hastalık diyor. İmamoğlu bunları söyleyince önce bir vay ha iftira atıyor, yalan söylüyor filan. Fakat baktılar dikiş tutmuyor. Çünkü yayılıyor, görüyorlar kardeşim. Bu önceden de vardı ama
Zamanında işte demek ki raporları böyle getirmiyorlarmış. Giderek mecbur kaldılar. Raporlar böyle yapılmaya başlandı ve işte bu sonuca vardık. Onun için bu işin kahramanı İmamoğlu, onu söyleyeyim size. Eğer o hakikaten şey yapmamış olsa, bunu böyle ya ben yutkunayım mı kardeşim falan demese bunları açıklamayacaklar. Şimdi gelelim. Bakın Ali Bey gasilhanesinde arkadaşlarımız röportaj yaptılar değil mi? Evet. Ha Engin Açar tabii. Tele1 muhabiri Engin Açar. Gasilhane yani vefat edenlerin için son görevin yapıldığı, yıkama, kefenleme olayının yapıldığı gasilhane. Oraya gasilhane denir. Hani gençler, çocuklar bilmiyor olabilir seyrediyorlarsa. Evet o röportajlarımızı bir izleyelim şimdi. Geçen yıla göre total ölümlerin sayısı iki katından daha fazla artmış durumda. İstanbul'daki vefat sayıları ile ilgili skandal açıklamalar birbiri ardına geliyor. Aylar öncesinde pandeminin ilk zamanlarında bulunduğumuz noktadan sizler için yine bir haber yapmıştık. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun açıklamalarına göre İstanbul'da ölüm oranları bir hayli yükseldi. Arkamızda gördüğünüz yer Alibeyköy'deki gasilhane. Sadece koronavirüs yüzünden hayatını kaybedenlerin cenazeleri bu noktadan kalkıyor. Yaklaşık 25 dakikadır buradayız. 25 dakikada bizim gördüğümüz 10 tane cenaze var. 25 dakika boyunca takip ettiğimiz gasilhaneye bu süre içerisinde minimum 10 cenaze geldi. Pandeminin ilk zamanlarında elde ettiğimiz görüntülerle bugün elde ettiğimiz görüntüleri karşılaştırdığımızda korkunç tablo daha net anlaşılıyor. Cenaze araçları birbiri ardına gelip gidiyor gasilhaneye. Çevrede oturan vatandaşların anlattıklarına göre ise şu anda gördüğümüz manzara daha hiçbir şey. Sizin de gördüğünüz gibi bugün az gene, diğer günler daha çoktu. Cenazeler günde her geçtiğimde 10 tane 15 tane var yani. Cenaze arabaları tıklım tıklım şu an böyle boş. Vallahi eskiden cenazeler namazlarda kalkardı, şimdi öyle değil. Şimdi oldukça yoğunluk oldukça alıp götürüyorlar. Demiyorlar bir cenaze arabasında 3 tane tabut oluyor. Üçerli götürüyorlar, ikişerli götürüyorlar. Çok geçiyorum, 10-15 sefer aşağı inip çıkıyorum buradan. Her seferinde de yoğunluk var yani, her seferinde. Son 15 dakika içerisinde arkamızdaki gasilhaneye toplam 5 tane cenaze aracı geldi. Kimi cenaze aracında 2 tabut, kimi cenaze aracındaysa 3 tabut var. Son günlerdeki anlatılan yükselen ölüm oranlarını en iyi anlatan görüntü arkamızdaki Alibeyköy gasilhanesinde. Biz her gün görüyoruz, çok fazla geliyor insanlar. Yani 25-30'un üzerinde görüyorum. Fazla var. Şu ara çok yoğun. 15 günden fazla, bir aya yaklaştı yani. Ring yapıyor yani cenaze arabaları, yazık. Bir 10-15-20 gün kapatsalar yazık, günah. Onca insan ölüyor yani. Yani bunların bir vebali var yani. Önlem alınması lazım. Ekonomi. Ben öldükten sonra ekonomiden ne yapayım? Ne yapayım ekonomiyi ben? Burada oturuyorum. Yaklaşık 1,5-2 aydır yani en fazla olduğu dönemler. Ya yani günde 40'ın üstüne cenaze sadece buradan kalkıyor. Hatta şu alt tarafa diziyorlar cenazeler artık, yani yetişemiyor arabalar. Alt tarafa raflar yaptılar, o rafları diziyorlar. Bu taraftan alıp ön taraftan vermeye başladılar. Yaklaşık 1,5-2 aydır çok acayip yoğunluk var. Dün gece mesela gece saat 12-1'lerde cenazeler geldi gitti devamlı. Hatta sivil arabalar getirip götürmeye başladı. Sadece şeyler değil, cenaze arabaları değil. Ben bir kere de buradan 18 tane kalktığını biliyorum yani. 18 özellikle çocuğum da şey yapıyor mesela, artık huy edindi. Çıkıyor, ilk önce uyandıktan sonra cenazelere bakıyor. Cenaze arabası sayıyor, cenazeleri sayıyor. Evet, durum bu. Şimdi tabii diyeceksiniz ki ya kardeşim İstanbul'da o kadar. Rakamı söylüyorum şimdi. 454 ölü var. Ama bunun 200 küsuru şey diye geliyor, bulaşıcı hastalık diye geliyor. Ayrıca bakın, normal günlerde yani korona yokken bir cenaze aracında 3 tane, 2 tane olmazdı. Yani her cenazeye bir arabayla giderdi. Şimdi bakın bir de başka bir şey var, hani bilmeyenler için söylüyorum. Hani bir yakınınız vefat ettiyse artık vakit namazlarında özellikle öğlen ya da ikindide kalkar bizim cenazeler. Yani sabah ezanında kalkan olmaz. Akşamdan sonra da pek tercih edilmez. Yani kalkar mı? Kalkar cenaze ama tercih edilmez. Hoş karşılanmaz. Yani iki vakit vardır. Öğle ya da ikindi. Şimdi özellikle İstanbul'da artık vakit namazlarından sonra kılınmıyor cenaze namazları.
Saat veriyorlar. Yani bizim cenazemiz saat mesela 13.30'da kalkacak. 14'te kalkacak. 14.30'da kalkacak. 15'te. O sırada vakit namazının kılınması falan diye bir şey söz konusu değil. Onu da bilin. Hani bir yakınınız ya da tanıdığınız biri öldü. Hangi vakit kalkıyor? Hayır, saatini öğrenin. Gidin eğer ille cenazeye uzaktan da olsa katılacaksınız. Tabii onun da kuralları var. Öyle hani eski cenazeler gibi böyle herkes yığılmıyor. Ama uzaktan en azından aileyi işte görerek belki de selamlaşarak yani buradaydım deme imkanı var. Evet, şimdi bir bu dünya şey tabii dünyada birinci Amerika. Ben yanlış söylemiş olabilirim. Türkiye Avrupa'da birinci. Ama rakamlara, ülke nüfuslarına oranlarsak Türkiye'nin durumu dünya birinciliğine geliyor, onu söyleyeyim. Yani Amerika 300 milyon. Türkiye 80 milyon. Yani öyle bakın. Öyle oranlarsanız. Rakamsal olarak bakıldığında tabii Amerika şu anda birinci ülke. Bir şey hazırladık. Hani bir ibret belgesi gibi. Hani ilk günden bugüne bakanın açıklamaları, yaşadıklarımız şu falan. Bir bilgilendirme videosu diyeyim. İzleyelim. Semptomatik vaka hasta, asemptomatik vaka vaka. Buyurun. Her vaka hasta değildir. Virüs bulaştırıcılığından hiçbir şey kaybetmeden adeta kitlesel bulaşma dönemine geçti. Bugün itibariyle dünyada pozitif vaka sayısı 55 milyon oldu. Ölüm sayısı ise 1 milyon 326 bini geçti. Gerçekten çok üzülüyorum. Bizim bu dönemde benim vatandaşıma verdiğim bütün rakamların tamamının doğru olduğunun altını çizmek istiyorum. Evde semptom olmayan, hastaneye yük olmayanın sayısı mı sizin için önemli? Hafta sonları tedarik ve üretim zincirleri aksamayacak şekilde saat 10 ile 20 saatleri dışında sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak. İçeride de yasak. Nasıl yasak? İçeri gireyim yazacak, dışarı çıkayım yazacak, ne diyeyim ya arkadaş ben bunu? TTB'nin açıkladığı bir günlük vaka sayısı 47.629. Bakanlığın açıkladığı hasta sayısı 4542. Türk Tabipler Birliği kapatılsın diyorum. Hiç kimse niyet okuyuculuğuna heves etmesin. İktidar hala pansuman tedbirlerle durumu idare etmeye çalışıyor. Ben şimdi ne yapayım ya? Susayım mı? Yutkunayım mı? Ben uyuyamadım ki gece. Kasım ayında bizim definimiz, Allah rahmet eylesin, bütün ölmüşlerimize rahmet diliyorum. İstanbul'da 200-202, 190-180 kişidir. Şu anda 450'ye doğru gidiyor. Bu kadar zor durumdayız. Vaka sayılarını, ölüm sayılarını gizlemeye başladılar. Benim de öğrencim olan Sağlık Bakanı, tıpta her zaman vaka eşittir, hastadır. Her vaka hasta değildir. Bugün vaka sayısı olarak da bugünün vakası 28.351. Yani toplam vakamız bugün itibariyle 28.351, toplam günlük vaka sayısı, yani pozitif olan herkes artı hasta sayısı olarak da ayrıca bu sütunu da devam ettirmeyi düşünüyoruz. İkisini de bundan sonraki tabloda yarından itibaren görmüş olacağız. Evet, aslında görüyorsunuz değil mi nasıl çaresizliği de yüzünden okunuyor. Ve böyle ısrarla yani onları açıklayacağız da ne olacak falan. İşte bak şimdi açıklamak zorunda kalıyoruz. Çünkü dünya böyle açıklıyor. Hani ilk başta sen 8 bin, vay efendim Almanya'da 18 bin, İtalya'da 22 bin, İngiltere'de falan, işte hayır. Bizim rakamlar hala bakın Tabipler Birliği'nin altında açıklananlar yani. Ama bakın ne oldu? Şimdi mesela Devlet Bahçeli ne yapacak? Tayyip Erdoğan ne diyecek? O hekimlerden özür dileyecek mi? Çünkü neden? Türk Tabipler Birliği'nin yönetimi ve doktorların tabii çok önemli bir bölümü. Daha iyi eğitimler de belki aldıklarından, mektep gördüklerinden filan. Daha bir farklı bakıyorlar olaya ve siz onlara hepsine hain muamelesi. Çünkü neden sizden değiller? Mesele o. Yoksa Türk Tabipler Birliği kapatılmalı falan demelerinin tek sebebi. Bunlar bizden değil. Bizden değilse onların söyledikleri bilimsel rakamlara da asla itibar etmeyiz. Çünkü bizden değiller. Böyle bir mantık olmuyor. Adil Öksüz, Adil Öksüz. Biraz önce hatırlayamadım ya bu şey Akıncı olayında. Adil Öksüz.
Unutuyor işte insan. Şimdi başka neyimiz var? Onlara bakacağım. Şu bir iki köşeyi söylemek istiyorum. Başta kendi köşem. Aslında tabii bu şeyler vardı. Yargı 19 şey yargıya müdahale kavgaları var biliyorsunuz. Kavga değil. Ya Tayyip Erdoğan'ın gene üste çıkması. Efendim anayasanın 138. maddesi. Nedir diyorsa anayasanın 138. maddesi. Buradan size aynen okuyayım. Dur. Önce bulmam lazım tabii. Buradan bana bir saniye izin. Hemen Google Efendi'ye. Diyoruz ki anayasa madde. Anayasa madde 138. Madde 138. Evet. Okuyalım bakalım. Anayasa bu ha. Çok önemli. Öyle normal yasaya benzemez. Ne diyor abi? Ha, nedir? İçeriği nedir? Haberler detayımızda demiş. Hadi kardeşim tamam. Madde 138 okuyorum. Efendim hakimler görevlerinde bağımsızdırlar. Bu enteresan. Anayasa öyle emretmiş. Anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdani kanaatlerine göre hüküm verirler. Yani, hiçbir organ, makam, merci veya kişi yargı yetkisinin kullanılmasına mahkemelere ve hakimlere emir ve talimat veremez. Genelge gönderemez, tavsiye ve telkinde bulunamaz. Çok güzel. Görülmekte olan bir dava hakkında yasama meclisinde yargı yetkisinin kullanılması ile ilgili soru sorulamaz, görüşme yapılamaz veya herhangi bir beyanda bulunulamaz. Yasama ve yürütme organları ile idare mahkeme kararlarına uymak zorundadır. Bu organlar ve idare mahkeme kararlarını hiçbir surette değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez. Şimdi bir şey soracağım. O Osman Kavala'da Demirtaş... Neydi? Selahattin Demirtaş'ta henüz mahkum edilmediler. Peki AKP Genel Başkanı terörist olarak tanımlıyor. Bu yargı üzerine konuşmak değil mi? Yani anayasanın 138. maddesine uysun bu Kemal Kılıçdaroğlu derken aslında söylem ve eylemleriyle anayasanın 138. maddesini ihlal etmiş olmuyor mu? Yani Osman Kavala mahkum değil ya. Nasıl şey yaptınız? Yani çünkü oradan ceza veremediler. Apar topar tam çıkacağı sırada efendim casusluk yaptı falan filan diye başka bir tarafa attılar. O da devam ediyor. E Demirtaş da öyle. Demirtaş da teröristlikten mahkum olmadı ki. Cumhurbaşkanına hakaretten filan yani varsa mahkumiyeti onlardan. Peki siz bir parti genel başkanı olarak tabii aynı zamanda ülkeyi de yönetiyorsunuz Cumhurbaşkanı sıfatıyla. Nasıl söylüyorsunuz? Anayasanın 138. maddesini ihlal işte. Hem ihlal etmeyin diye sesinizi yüksekten kullanıyorsunuz. Hem de ihlal ediyorsunuz. Nasıl olacak? Onun için yani bana tuhaf geliyor. Şimdi gelelim gazetelerde. Şöyle bir bakıyorum. Ben bizim köşelere bakacağım. Efendim korkusuz sitesi. Evet. Şimdi... Burada ne var? Manşette ne diyor? Batı ülkeleri doğalgaz ve elektriği bizden ucuza. Öyle olacak tabii. Onlar Batı ülkesi. Medeni. Bizim gibi değil ki. Onların parlamentoları var, hükümetleri var, kurulu düzenleri var. Biz kabile yönetiminde durumundayız. Şimdi benim köşedekilere bakmak istiyorum. Bir tanesi Mesut Yılmaz. Şimdi karantina günleri diye biliyorsunuz köşemde bir bölüm var. Yani bu aşağı yukarı bir ay süren bütün o hani dinlenmesiyle, hastalığıyla falan. O sürede ben yazı yazamayınca biriktirdim ama notlar biriktirdim. Bir tanesi Mesut Yılmaz'ın vefatıyla ilgili. Bunu anlatmak istiyorum çünkü bu hem benim nostaljik bir anım hem de Mesut Yılmaz'a karşı bir görev olarak da kabul ediyorum. Çünkü Mesut Yılmaz'ın belki de kendi iktidar döneminde ya da işte kendi günlerinde gazeteci olarak en hasım gördüğü kişi bendim. Çünkü bir kere muhaliftim o zaman. Çünkü şunu yapmadılar. Merkez sağı birleştiremediler. Tansu Çiller bir tarafta DYP olarak, Mesut Yılmaz bir tarafta ANAP olarak. İki tane tabii ki kapitalist anlamda sağcılık yapan, dinci unsurları da içinde barındıran iki partiydi bu. Fakat bu iki partiyi birleştirip adam gibi götüremeyince ya da işbirliği yaptırıp adam gibi götüremeyince ne oldu? O partinin aslında dini hassasiyetleri olan ya da dini propagandalardan etkilenen kesimi olduğu gibi AKP'nin tabanını oluştu. Aslında işte Süleyman Demirel, belki daha önce Turgut Özal falan bunu ve Demokrat Parti o kesimleri konsolide ediyordu. Yani kontrol altında tutup
siyasal İslamcılığı devlet yönetimine aktarmalarının bir şekilde önüne geçiyordu. Yani çok tavizler veriyorlardı zaten, o yüzden oldu ama sonuçta bu birlikteliği sağlayamayınca. Şimdi Mesut Yılmaz o dönemde, ben Sabah Gazetesi'nde hem yöneticiyim hem yazı yazıyorum falan. O da işte önce Turgut Özal Cumhurbaşkanlığı'na atladı. İşte ondan sonra neydi? Erzurumlu Yıldırım. Meclis Başkanı'ydı hani. Yıldırım Aktuna, Akbulut. Ondan sonra işte ondan Mesut Yılmaz iktidarı aldı. Sonra seçime gidildi. Seçimde kaybetti. Sonra işte 94 seçimleri kafa kafaya gelindi. Yok o pisliğin üzerinde oturmam, yok o ben bununla işbirliği yapmam falan derken iş refaha, refahtan da Tayyip Erdoğan'a şeye geldi. AKP'ye geldi. Şimdi o dönem niye bana çok öfkelidir, öfkeliydi bir dönem? O da şuradan. Şimdi ben tabii ta Turgut Özal'dan başlayan, sonra Akbulut ve Mesut Yılmaz'la da devam eden, zaten ANAP'a bir muhalefetim var, o biliniyor. Efendim o sırada Tansu Çiller'e sempatim var mı? İkisini yan yana koyunca Tansu Çiller daha ağır basıyordu. Orası ayrı. Ama ben merkez sağ içinde tercih belirtiyordum. Benim siyasal tercihim, idolüm, beğendiğim kişi Tansu Çiller ve DYP değildi. Ama merkez sağ konuşuluyorsa İbre Tansu Çiller'den yanaydı. Hepsi o. Çünkü o günlere gittiğiniz zaman hatırlayanlar olurlar. Ha şu suçlamayla vay efendim sen Tansu. Ya değil kardeşim. Ama iktidarda onlar var. İkisi mesela koalisyon kurmuş. CHP'de Tansu Çiller de, rahmetli Erdal İnönü ile de iktidardaydılar falan. O tarihte. Şimdi nereden geldi? Bir gün bir İzmir milletvekili, şimdi ismini anmak istemiyorum çünkü hani polemik yaratmasın diye. Bir gazete ziyareti sırası dedi ki ya bu Mesut Yılmaz kardeşim dedi, partiyi mahvetti dedi. Tamamı dedi Karadenizleri, özellikle Rizelileri doldurdu. Aa filan. Yok yok öyle değil dedi. Bak dedi bütün il başkanları Karadeniz'i ya Trabzonlu ama ağırlıklı Rizeli dedi. Hadi canım dedim ben. Ya millet, bak dedi yarın göndereyim dedi. Hakikaten ertesi gün o tarihte kaç il vardı hatırlamıyorum. Yani 70 küsurdu. 67 değildi. Yani iller, yeni iller. Şimdi 81 oldu biliyorsunuz. İşte 70 küsur ilin Anavatan Partisi il başkanlarının listesini ve karşılığında nereli olduklarını yazan listeyi gönderdi. Ya inanılır gibi değil. 70 küsur ülkenin neredeyse ilin neredeyse 70'inin il başkanı ya Trabzonlu ya Rizeli. Şimdi diyeceksiniz ki ya bunu ANAP'lılar bilmiyor mu? Bilmiyor, şöyle bilmiyor. Mesela Erzurum'a gidiyorsun. Erzurumlu ANAP'lılar il başkanının, ANAP il başkanının Rizeli olduğunu biliyor. Ama Erzurum'da oturan Edirne'nin il başkanının da Rizeli olduğunu, efendim Tekirdağ'ın da Rizeli olduğunu, Muğla'nın da Rizeli olduğunu, Antalya'nın da Rizeli olduğunu bilmiyor. Aynı şekilde Muğla'da evet bizim başkan Rize'den, Karadeniz'de ya da Trabzonlu diyenler, efendim İstanbul'dakinin de, Ankara'dakinin de, Bingöl'dekinin de Rizeli olduğunu bilmiyor. Bu liste Sabah Gazetesi'nde ben böyle bir koydum. Ertesi gün kıyamet koptu. ANAP çevrelerinde. Oo, hepsi ayaklandı. Böyle, çünkü bölgecilik yapmış oluyorsun. Herkes Rizeli. Mesut Yılmaz da Rizeli. Ve Mesut Yılmaz tabii çok perişan oldu. Oğul söylemiş hayatımda böyle bir siyasi kazık yemedim diye. Zaten başlık o. Hayatının en büyük kazığını atmıştım diye. Espri olarak tabii yapıyorum. Sonradan işte iktidar dönemi değişti. ANAP 2000'lere geldik. O zaman Habertürk televizyonu Ufuk Güldemir kurmuş. Ben de ilk şey yapanlardanım. Gece saat 9'da bir yayını alıyorum. Ucu açık. 1'e 2'ye kadar gittiği de oluyor. Ama en az 12'yi buluyoruz. Ve o dönem hakikaten Habertürk'te İnanılmaz isimlerle müthiş röportajlar olmuştu. Mesut Yılmaz'ı davet ettim. Önce bir çok şaşırmışlar. Ulan Mesut Yılmaz, can ataklıdır. Dedim ki ya tam tersi. Gel. Ama dedi her şeyi soracak mı dedi. Kardeşi ile konuştum. Turgut Yılmaz'la. Dedi ki ama dedi açık açık dedi her şeyi sorun dedi. Yani ne var? Ya dedim ki soracağım. Tamam dedi abim geliyor dedi. Mesut Yılmaz geldi. Ama nasıl ilk böyle karşı son derece gergin. O öyle bana bakıyor hani şeye bakar gibi. Ben de öyle baktım tabii yani. O bana öyle bakınca ben de öyle baktım. Program başladı. Programın o böyle bir saat falan geçti. O zaman böyle çok reklam falan da yok haber. Baktım böyle şey Turgut Yılmaz işaret ediyor bana böyle. Böyle yapıyor. O zaman uyandım. Abim sigara içecek diyor. Çünkü Mesut Yılmaz hakikaten acayip sigara içerdi. Ve rekor kırmış o gece. Bir saati aşkın süre ekranda ve sigara içmiyor. Hemen tabii ara verdik. Oturduğu yerde baktı sigarası var. Ve orada bir yumuşama oldu. Program bittiğinde
Ben ona net bir şekilde, bayağı da bazıları sert, bazıları yumuşak ama sonuna doğru bütün o buzlar eridi. Hani o bana adeta ya ben seni yanlış tanımışım, ben de ona ya Mecit Bey siz aslında iyi adammışsınız gibi. Sonraki yıllarda zaman zaman karşılaştık ve son derece medeni, son derece hoş ilişkimiz oldu. Sohbetler ettik. Özellikle eşi Berna Hanım'la daha bir hukukumuz vardı. Onunla bir Mardin gezimiz falan olmuştu. Ve tabii evlat kaybetmek çok acı bir şey herhalde. Ben evladını kaybeden arkadaşlarımdan da biliyorum maalesef. Bizim de yakınlarımız da oldu. Çok acı bir şey tabii. Yani sonuçta tabii sağlığı el vermedi ve bana göre erken gitti. Efendim, Türk siyasetinin vazgeçilmez. O kadarını söylemem ama bugünkülerle karşılaştırılınca bir kere nitelik. Nitelik olarak bugünkü siyasetçilerin tamamına yakınının üstündeydi. İslam Erkek Sesi, Avusturya Lisesi, yani onlar şeydir. İki dil bilen, efendim Dışişleri Bakanlığı yapmış, Turizm Bakanlığı yapmış, Başbakanlık yapmış. NATO toplantılarına, Birleşmiş Milletler toplantılarında Türkiye'yi temsil etmiş. Aile yapısıyla, yaşam biçimiyle falan bugünkü siyasetçilerin bana göre çok üzerindeydi. Ha, hata neydi? Daha genç, daha dinamik oldukları yıllarda aynı şekilde rakibi gibi gördüğü Tansu Çiller'le merkez sağı bir türlü birleştiremeyince Türkiye'yi bugün işte bu daha ilkel, daha geri, bazı düşük bir siyasi kadroya teslim etmiş oldular. Ha, o açıdan baktığım zaman affı yok diyorum. Ama insani olarak baktığım zaman Mesut Yılmaz'ın ölümü beni gerçekten çok üzdü ve hüzünlendirdi diyeyim. Evet, yazılardan biri oydu. Size anlattım tabii, çok daha kısası burada yazılı. Efendim şimdi burada ne var? Bir tane su, damat hala ortalıkta yok. Ya 19 gün oldu. Damat yok. Doldu mu? Ha, bu arada süremiz doldu. Buyurun hadi bakalım. Diğer yazılara bakamadık bile. Ha, mesela Memduh Bayraktaroğlu'nu falan okuyamadık. Ne yapalım? Yarın devam ederiz diyorum. Evet, bugünkü yayınımız burada sona erdi. Yarın haftanın son günü, hastalık sonrası ilk haftayı bitireceğiz yarın hayırlısıyla. Yarın sabah saat 10'da tekrar görüşmek umut ve dileğiyle diyorum. Hepinize iyilikler, esenlikler, hoşçakalın.